Selamünaleyküm arkadaşlar. Allah'ın selam bereketi tüm izleyenlerimin, tüm kardeşlerimin, tüm abilerimin üzerine olsun inşallah. Arkadaşlar bugünkü videomuza sizlere dün bahsettiğim video ile beraber olayı netleştirmek amacıyla bir video çekiyorum. Bugünkü videomuzda arkadaşlar sizlerle beraber Tunan Ergen taktiğinin nasıl işlediğini ve 2018'e girdiğimizde yılbaşı gecesindeki saatleri ve nasıl çıkarabileceğinizi anlatacağım arkadaşlar. Bu videoyu mutlaka izleyin arkadaşlar. Gerçekten size çok yararı olacaktır. 2-3 ayrı hesaba da gireceğim. Belki de daha fazla 10 hesaba da girebilirim. Bu video üzerinden mutlaka izleyin arkadaşlar. Hani rica edeyim de beni sıktı da izlememezlik yapmayın. Yılbaşı gecesi dahil yılbaşından bir hafta falan süre geçerli olacak bu saatler. Vereceğim taktikler. Mutlaka deneyin. Mutlaka da 2, 3 veya 5 karşısında inmasınız olsun. Arkadaşlar ilk yapmanız gereken iş şudur. Burada canavarlar var dalgasından, meydan okumadan. Şimdi benim dalgamın size 10 ayrı hesaptan nasıl taktik olacağını göstereceğim. Atıyorum kafadan saat 12'de yarım saat öncesinden geleceksiniz. Buradan Hero denemesini başlayacaksınız. Şimdi burada canavarlar var dalgasına. Benim S dalgasına maksimum deep oranım 1 veya 1,5 milyon. Bakalım verecek mi? Arkadaşlar 1 milyon deep'i verdi. Eğer hakkınız olsaydı ve 2 defa daha temizleyip de bundan 1 veya 800 bin deep arasında alsaydık, ardından şu işlemi yapacaktık. 1 milyon deep'i verdi. Büyük ihtimalle 5'te 3 veya 5'te 2 kırık oranında verecektir. Hemen ilerliyoruz arkadaşlar. Ben bunu rastgele yapıyorum. Şimdi geldik buraya. 1'de 0, 2'de 1, 3'te 1, 4'te 2, 5'te 2. Dediğim gibi 5'te 2 veya 5'te 3 verecek demiştim. Şimdi 1'de 0, 2'de 1, 3'te 2. Hemen devam edelim. 3'te 2'de kaldık. 4'te 2, 5'te 2. Tekrar deneyelim. 1'de 0, 2'de 1, 3'te 1. Tekrardan deneyelim. Bir hakkımız daha var. 3'te 1'de kaldık. 4'te 2, 5'te 2. Arkadaşlar dediğim gibi 5'te 2 veya 5'te 3 kırık oranı veriyor. Eğer 5'te 4 verseydi gerçekten bu videoda basacaktım Hero'yu. Denemesine elması. Şimdi ondan sonra ardından buraya geliyorsunuz. 5, 30, 5, 30 alıyorsunuz. Ama çok abartmadan güzelce ne alın. Buradan geliyorsunuz. 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1200, 1300, 1400. Şimdi arkadaşlar ben buradan biraz hızlı söyledim ama daha demin 900 veya 1000 oranda 1000 onur rozeti oranında bize mavi balçık verdi. Bu yeşil balçık. Eğer 1500'e kadar yeşil balçık verseydi biz buradan 750'ye basacaktık. Bize hero'muzu atacaktı arkadaşlar. Ama kası. Ama atmadı. Yani atmayacak. Arkadaşlar bu oranımız budur. Şimdi birkaç tane daha hesaba girip sizlere taktiğin nasıl işleyeceğini göstereceğim. Fakat benim şimdi bu ayarlara girdiğim zaman Gmail'lerim gözükecek. O yüzden Gmail'leri kapatacağım videoda. Başka arkadaşların hesaplarına gireceğim. Bu hesap benim arkadaşlar. Bana bu hesap üzerinden mesaj veya yorum veya istek görüşlerinizi bildirebilirsiniz. Hemen diğer hesaba geçiyoruz. Bu hesap bana bir arkadaş tarafından verildi. Kendisi zaten hesabı da kullanıyor. Ben ara sıra gidip Ero basacaktım fakat basmayı unuttum diyelim. Şimdi arkadaşlar hesabımız bu. Peki bu hesaptan bakalım hangi dalgadaymış. Şimdi baktık gayet bütün oranları full. Hesap T dalgasında. Şimdi 14.00'da videonu bekliyoruz demiş arkadaş. Tabii kardeşim atacağım. Şimdi bastığımız temizle dediğimiz zaman bize 281 bin DP verdi. Arkadaşlar bakıyoruz zaten bana hangi dalgada ben S dalgasını bastım bana 1 milyon DP verdi. T dalgasını 1,5 milyon DP vermesi gerekiyordu. Tekrar basıyorum. Arkadaşlar 500 bin DP verdi. Tekrar bastım 385 bin. Arkadaşlar baktınız 500 elmas var. Hayatta ve hayatta ister hani ne kadar zorlasak da 10 bin elmas bassak da bu hesapta bu oranlarla DP atmaz arkadaşlar. Benim temizlediğim dalga geliyorum ve basıyorum. 1'de 1 verdi. 2'de 1 verdi. 3'de 2 verdi. 4'de 2 verdi. 5'te 2 verdi. Arkadaşlar tekrardan deneyelim. 1'de 1 verdi, 2'de 1 verdi, 3'te 1 verdi, 4'te 2 verdi, 5'te 3 verdi. Arkadaşlar 5'te 3 verdi. Bu biraz bizi yanıltmak için oranlarda bir değişiklikler falan olabiliyor. Fakat tekrardan biz bunu kesinleştirmek amacıyla hemen geldik buradan basıyoruz arkadaşlar. Bakalım mavi verecek mi? Arkadaşlar gördüğünüz gibi 1300
Onur rozetinde mavi dipi verdi. Şimdi sizlere benim tezimin gerçekliğini kanıtlamak amacıyla tekrardan basıyorum. Bakalım kaç dipi verecek. Arkadaşlar gördüğünüz gibi 163 bin dipi verdi. Gerçekten bu oranlar çok kötü. İstesek de yani ne kadar zorlasak da bir şeyler yapsak da bu hesabı bu hero veya hero atmayacaktır. Bakalım 11-13'te hero atmayacaktır arkadaşlar. Kesinlikle emin olabiliriz. Farklı bir hesaba geçelim hemen. Bakalım bu hesapta nasıl bir dip oranları verecek bize. Nasıl bir dip oranları sunacak. Hemen giriyoruz arkadaşlar. Bakıyoruz şimdi. Girdik hesabımıza. Hesabımız gayet güzel. 153.000 kudrette. Benim bu Ensar kardeşimin hesabıdır. Kendisi bana devretti. Ben kullanıyorum bunu. Bana kafa atacak şimdi. Şaka yapıyorum arkadaşlar. Bana ait değil bu hesap. Hemen dip oranlarına bakalım buradan. 1805 elmas var. Ben önceden söylemiştim. Kardeşimiz dip oranlarını yükseltmiş. Şimdi arkadaşlar ben daha demin S dalgasını temizledim. T dalgasını temizledim. Bu hesapta AE dalgasını temizleyeceğiz. Bakalım oranlarımız nasıl olacak. Şimdi arkadaşlar daha demin baktık T dalgasını S dalgasını. S dalgasına bana 1 milyon dip'i verdi. Bunu da 500 bin dip'i verdi. Bunda da arkadaşlar 1,5 milyon 2 milyon dip arasında vermesi gerekiyor. Bakalım hemen. Bir hesaba basalım. 281.500 bin DP verdi arkadaşlar. Tekrar basıyoruz. 1.2 milyon DP verdi arkadaşlar. Tekrar basıyoruz. 735 bin DP verdi. 1.2 milyon. Arkadaşlar bunu şu demek oluyor. Biz diyor canavarlar var dalgası. Ben biraz tereddütte kaldım diyor. Sen git diyor. Zindanda diyor oranlarını bir tazele diyor. Bak bakalım diyor oranlar nasıl verecek diyor. Hemen giriyoruz arkadaşlar. 1.2 milyon 2 defa dipi verdi. Biraz da düşük verdi. Hemen buradan bakıyoruz. 2'de 0, 3'te 0, 4'te 0, 5'te 0. Arkadaşlar bu şu demek oluyor. Tekrardan temizleyelim. 0'da 1'de 0, 2'de 0, 3'te 0, 4'te 1, 5'te 1. Arkadaşlar bu şu demek oluyor. Kesinlikle diyor bir ki bir oyun bize diyor ki kesinlikle hero deneme. Çünkü hero atmayacaktır sana diyor. Tunan Ergen taktiğiyle bunu da biz özdeşliğini veya kendiliğinin gerçekliğini ispatlamış olduk. Şimdi buradan hemen geliyoruz. Denemelerimizi yapıyoruz. Arkadaşlar büyük ihtimalle buna mavi atmayacaktır. Atmadı da arkadaşlar. Neden diye sorarsanız çünkü zindanı sıfır verdi. Dalgaları da yüksek verdi. Burada canavarlar var dalgasını. Arkadaşlar dediğimiz gibi Herald denemesi çok basit. Yapmanız tek gereken şey benim verdiğim saatte Herald'unuzu denemenizdir. Herald P tekrardan farklı bir hesaba geçelim hemen. Hemen bu hesapta da denemelerin oranlarına bakalım. Şimdi arkadaşlar hesabımız cillop gibi 193.000 kudretli bir hesaptır. Hemen bakıyoruz. 71 elmasımız var. Kardeşim, abicim bu hesabın sahibi büyüktü. Abi kusura bakma ama sen işin yaş. Yılbaşı gecesinde hero düşüremeyeceksin. Çünkü mağazanda da deponda da hiç elmas yok. Bu hesaba hero düşmeyecektir. Büyük ihtimalle düşmez de yani. 71 elmasla en az böyle 1-2 bin DP elması olması gerekiyor ki hero çıkması için. Şimdi arkadaşlar hemen bakıyoruz DP oranlarımızı. AA dalgasını hiç temizlemedik. Bir de bunu temizleyelim. 354 bin verdi bize. Tekrardan bir temizleyelim. 1.1 milyon tekrardan bir temizleyelim. 409 tekrardan bir temizleyelim. 1.7 bin 1 milyon DP verdi. Hemen geldik bize zindanları temizleyelim. Zindanlardan nasıl bir temizlik veya oran verecek bize. Çok merakla izliyoruz hemen. 1'de 0, 2'de 1, 3'te 1, 4'te 5'te 1 verdi arkadaşlar. Bu demek oluyor ki bu saatte hero atmayacaktı. Şu an 4-5 hesapla hero atmayacağını arkadaşlar sizlere kanıtladım, gerçekleştirdim, gösterdim, görettim. Her şeyini yaptım. Siz de bana arkamdan laf etmeyin takdir yoktur diye. Takdir demişim. Taktik yoktur diye. Yani ikinci dönemin daha sonuna geldik. Birinci dönemin. Bakalım belgeleriniz nasıl olacak? Teşekkür veya takdiriniz varsa bu videonun veya farklı videoların altını yazınız. Merak ettim arkadaşlar. Sınıflarınızı yazınız. Kaç yaş üzerine hitap ettiğimizi merak ettim. Çok büyük yaşlılar da var, küçük yaşlılar da var ama neyse birazcık gevezelik yaptım. Şimdi arkadaşlar bu hesaptan da bu saatte istediğimiz kadar DP basalım veya Onur basalım. Hero atmayacaktır. Farklı bir hesaba giriyoruz. Akrep Sokar. Gmail'ini söyledim ya. Neyse. Olsun. Bu Gmail'leri kapatacağım zaten.
Şimdi arkadaşlar giriyoruz, bakıyoruz hesabımıza. 5 slot arttırmak ister misin dedi bize. Arttırmıyorum. Arkadaşlar hesapta 3.338.000 bilmem bir şey. Ya cıvıtmayayım. 3.338 tane elmas vardır arkadaşlar. Bu hesapta eğer kardeşim güzelce ne taktiği dinleyip de euro basmak isterse gerçekten güzel eurolar düşürecektir. Hemen geliyoruz oranlara bakıyoruz. Arkadaşlar daha demin hep yüksek dalgalardan gittik. Şimdi düşük dalgalara geldik. L dalgasına bakalım nasıl bir DP oranı verecek. Basıyoruz. Bastı 256 bin verdi. Bu hesap için L dalgasında yaklaşık 500 bin DP vermesi gerekiyor. Basıyoruz. Tekrardan bastık. Arkadaşlar DP oranları çok düşük. 81 bin DP verdi. Bu oran E dalgasına veya I dalgasına ait oranlardır. Geldik bu rezindan dalgasını temizliyoruz arkadaşlar. Usta bakalım nereye gelmiş bu. Şuradan temizleyelim. Bakalım arkadaşlar oranları gerçekten çok kötü. Ben hesabı tekrardan deneyelim, belki görmemiş olabilirsiniz. Ben biraz hızlı geçtim elim. Kaydı andan itibaren hızlıca gider. 2'de 1 verdi, 3'te 1 verdi, 4'te 2 verdi, 5'te 2 verdi. Arkadaşlar oranlar kötü. Bu hesapta da hiç denememize gerek yok. İsterseniz 150 150 300 elmas denemesini yaparız. Ama büyük ihtimalle hero atmayacaktır. 150 150 300 elmas bir basalım bakalım. Sizin de Heron'un çıkmayacağınızı görmeniz için diyorum bunu. Heron'un çıkmayacağını. Bu ne oğlum? Bir sürü şey almış bu ya. Neyse. Bunları bakalım başka ne silinebilecek bir şey var. Şunları harcayalım. Şunları satalım gitsin. Bunları boş yere eline tutma. Basıyorum. Siliyorum. Şunu da silelim de tam olsun. Tamamdır. 150-150-300 elmas denemesini yapacağız arkadaşlar. Şimdi balçıklarımızı aldık. Ondan sonra hero atmayacaktır arkadaşlar. %100 eminim çünkü oranlar çok düşük. Tekrardan basalım. Gördüğünüz gibi hero atmadı arkadaşlar. Bir din fazla attı üstüne. Yani boşuna ne denemenize gerek yok. Zorlamanıza gerek yok. Ben ne dediysem o olacak dermişim. Ben ne dersem büyük ihtimalle oranlar o olacağı için hero denemenize boştan yere basmanıza gerek yok. Farklı bir hesaba geçelim arkadaşlar. Hemencik. Bakıyoruz. Geçebilecek bir hesap. Bir tane daha. İki tane kaldı. Birisi kuzenimin kardeşim kadar. Seviyorum onu. Birisi de öz kardeşimin hesabına girelim bakalım. Oranları bulmak için. Şimdi arkadaşlar girdik hesabımıza. 27 elmas var hesapta. Biraz kötü olabilir ama gene de gayet idare eder. Deposunda varsa hero çıkartabilir bu kardeşim. Zaten bunun bu hesapta fazla denemesine gerek yok. Oranlar çok iyi gelmedi ama bu hesapta da hero basmayacağını, hero çıkmayacağını anlamına geliyor. Arkadaşlar Tuna Nergen taktiğiyle beraber işte bu hesapta Koca Aya, Valentina, Rogue'nu, Ufakçin, Dayı, Ölüm Yaveri, Öcü bütün eroları Tuna Nergen taktiğiyle bu hesapta çıkardık arkadaşlar. İskeletör Şövalye dediğimiz gibi kostüm yaptık ona. 120 levellik şeyi de görüyorsunuz oradan. Kocaya çok mükemmel bir hero. Bir sonraki hesabımıza geçelim hemen. Video biraz uzun oldu çünkü taktiği size göstermek için giriyorum arkadaşlar. Hesaplara değiştiriyorum, ediyorum, çabalıyorum, uğraşıyorum. Şimdi bu da benim öz kardeşimin hesabıdır. Bu hesaptan bakalım. Oranları ne gelecek? 660 tane elmas var. Eğer istikrarlı olursa hero çıkartabilecektir kendini. Hemen şuradan geri çıkalım. Burada canavarlar dalgasında, P dalgasında. Bu basalım bakalım kaç DP verdi. 702.000 DP verdi. Güzel bir DP oranı. 452.000 verdi. İdare eder. 594.000 verdi. 592.000 verdi. Fazla basma gerekiyor. İki tane de ona kalsın. Şimdi bize diyor ki gil diyor zindanlardan diyor araştır diyor. Bak diyor nasıl olursa diyor olsun diyor. Öyle mi diyor? Öyle demiyor mu? Demiyor. Bakıyoruz arkadaşlar şimdi. Kırık oranlarımızda işte idare eder iş deyip bize kırık oranı atmadı. Şimdi geliyoruz buradan. Onur ile denemeye basıyoruz. Basıyoruz. Çıkıyoruz buradan. Çıkıyoruz buradan. Ondan sonra arkadaşlar buradan deniyoruz. Ne oluyor lan? Aha! Bir şeyler oldu. Lan ne oluyor? Oha bugün ona tövbe.
Neyse arkadaşlar, şimdi sürekli hesap değiştirdiğimiz için tekrardan girdi çıktı yapalım. Tekrardan Kale Savaşı oyununa girelim ve anlatmak istediğimiz asıl olayı, ne zaman hero deneyeceğinizi sizlere vereceğim arkadaşlar. Biraz uzun video olmuş olabilir, kusura bakmayın. Dinlemeniz lazım hepsini. Tekrardan kendi hesabıma geçiş yapayım. Şimdi arkadaşlar, ufak bir reklamlardan sonra tekrardan videomuza devam edelim. Bu reklamın amacı şudur ki biraz kendime mola vermek. Gerçekten böyle boğazım, nefesim kurudu. Bir su içeyim, bir yemeğimi yiyeyim, öyle geleyim. Basma kardeşim, orada kalsın o. Sen devam edebilirsin istersen. Ufak bir reklam verdik arkadaşlar. Arkadaşlar, reklamların ardından tekrardan filmimize devam ediyoruz. Şimdi sizlerle beraber ufak cin şov yaptık. Bunu ben yapmadım, kardeşim yaptı. Ben bir ufaktan bir su içip geldim. Ufak cinle böyle şov yaptı. Uga Uga'yla delikanlılık yaptı. Zalim Drake ile de kafa attı diyelim. Büyülerle de ortalığın şey yaptı işte. Uga Uga burada. Ben bu hesapla fazla takılmıyorum ama gerçekten böyle bazen istediğim zaman çoğu eroyu çıkarttım bu hesaba da. Bu yılbaşı gecesinde bu hesaba Lord'la Slasher'ı çıkartacağım arkadaşlar. Bunları da çıkardıktan sonra videoyu çekip sizlere atacağım arkadaşlar. Çünkü artık 1000 abone olduk. Hayırlı uğurlu olsun diliyorum. Beni takip eden herkese teşekkür ediyorum.
Abone olmayı veya yorum yapmayı unutmayınız diyelim tekrardan. Yani abone değilseniz arkadaşlarınıza söyleyip bana da abone olabilirsiniz. Arkadaşlar lafı uzatmadan şimdi nasıl hero deneyeceğinizi taktiklerle beraber daha demin deep oranı. Burada canavarlar var. Zindanlar üzerinden. Ondan sonra çıktık buradan. Kahraman denemesi Krik ile denemeden ardından geldik Onur ile Onur Rozeti ile denemeden buradan bastığımız zaman ardından saatlerde mesela şimdi bunları yaptıktan sonra ne yapacaksınız biliyor musunuz arkadaşlar? 0-0-0-0'da %90, %95 ihtimal veya %80, %95 arasında büyük ihtimallerle arkadaşlar size bu saatleri ben daha arkadaşlar şöyle şeyler var. Mesela 23-23-00 ile 00 saatleri arasında büyük ihtimalle şu eurolara atacaktır. Büyük ihtimalle dedim %80 oranında. Bu İskeletor Şövalye'dir, Zalim Draki, Öcü vesaire bu heroları atacaktım Noel Baba'dır. 0-0'dan sonra 0-0 dahil heroları bastığınız anda ilk 6 ay içerisindeki olan şu heroları atacaktır arkadaşlar. 6 ay dediğimde 3-4 ay içerisinde de olabilir şu heroları atacaktır. Büyük ihtimalle Slasher'a kadar veya Rogue'a kadar olan heroları atacaktır. Onun ardından 0-0'dan sonra bastığınız zaman da Ufak Çin, Savaş Meleği, Kalp Kıran, Ölüm Lordu gibi heroları çıkartabilirsiniz arkadaşlar. Bu saatler şimdi size bir saat vereceğim. 00.13.24 arkadaşlar. 00.13.24 saatinde bu erolardan atıyor. Ben size sürpriz olsun diye bu saati verdim. Ben bu saat aralıklarındaki saatleri vermiyorum arkadaşlar. Daha da böyle biraz daha deneme yapacağım. Kesin bir saat söylemeyeceğim. O yüzden siz deneyebilirsiniz. Bu videonun altına yorum olarak basmanız gereken saatleri vereceğim arkadaşlar. Tuna Nargan YouTube kanalına abone olabilirsiniz. Dediğim gibi abone olmayı, beni desteklemeyi unutmayınız arkadaşlar. Ben bu işi para için yapmıyorum. Sizleri sevdiğim, sizleri desteklediğim için yapıyorum. Sizler de beni seviyorsanız, beni destekliyorsanız YouTube'a Tuna Nargan yazıp benim kanalıma abone olabilirsiniz. Çok basit arkadaşlar. Abone ol bu butonuna basıp abone olup yorum yapmayı, beğenmeyi unutmayınız arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakınız arkadaşlar.